Çağlar hocamıza geçmeden önce sevgili yönetmenimden bu haritamız vardı ya, o çok güzel bir harita şekillenmesi açısından. Çünkü Çağlar hocamıza buna istinaden sorular sormak istiyorum. Şimdi hocam siz ordumuzu, yapısını, gücümüzü, nelere muktedir olduğumuzu hepimizden çok daha iyi biliyorsunuz. Şimdi bu saldırının alanına baktığımızda İran'a çok yakın bir bölgede olduğunu görüyoruz. Şimdi İran'ın Irak üzerindeki etkisi yadsınamaz ve tabii ki milli güç unsurlarımızın önemli bir bölümü de terörle mücadeleye angaje olmuş durumda. Şimdi Türkiye bunu böyle bırakmayacaktır. Bugüne kadar ki tavrı bunu böyle bırakmayacağını bütün işaretlerini veriyor. Hocam bundan sonra ne olacak? Türkiye nasıl bir yol izler? Ne yapar? Nasıl karşılık verir? Tabii oradaki kış koşullarını da göz önünde bulunduruyoruz. Ekonomiyi de göz önünde bulunduruyoruz. Çünkü her bir operasyonun ciddi bir ekonomik maliyeti var. Bunların hepsini göz önünde bulundurarak Türkiye ne yapar? Oylum Hanım, öncelikle böyle acılı bir sabahta iyi günler diliyorum tekrar. Hem size hem de benim de hocam olan Sayın Hasan Köni hocama da hocam. İyi günler diliyorum. İçimizin yandığı bir gün. 39 yılı aşkın bir süredir Türkiye Cumhuriyeti terörle mücadelesine devam ediyor. Öncelikle ben dün gece Kuzey Irak'taki Hakurk bölgesinde hayatını kaybeden, şehit olan Mehmetçiklerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Gazimize, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Amin. Asil Türk milletinin başı sağ olsun diyorum efendim. Ve ailelerine de sabırlar dileyerek başlayacağım cümlelerime. Öncelikle bu bölge hakkında bir bilgi vereyim isterseniz Oylum Hanım. Ondan sonra zamanlama ile ilgili de benim de birkaç katkım olacak Sayın Hocamın kıymetli görüşlerine. Ve neler yapılması konusunda da naçizane fikirlerimi paylaşacağım. Buyurun. Efendim bu haritaya baktığımızda hemen bu Hakurk bölgesi dediğimiz Kuzey İran kuzey doğusunda olan bölge özellikle İran, Irak ve Türkiye üçgeni sınırının yakınında olan çok kritik bir bölge. Hakurk bölgesi izleyiciler için bilgi vereyim. Coğrafi olarak gerçekten çok zor bir araziye sahip olan bir bölge. Türkiye ile sınır bölgesinde bulunan bu Hakurk bölgesi Kandil ile Türkiye sınırı arasındaki teröristlerin geçiş bölgesi olarak kullandığı hem aynı zamanda da bu bölge özellikle uyuşturucu ticaretinin yoğun olarak yapıldığı bir güzergahtır ve bölgedir. Bölücü terör örgütü bu bölgeyi asla bırakmak istememektedir. Burayı da uzun bir süreden beri de bir üst bölgesi kullanarak yurt içine veya bu bölgeye malum şeylerini, saldırılarını yapmaktadır bu bölgeyi kullanarak. Biz de Türk Silahlı Kuvvetleri olarak haritaya baktığımız zaman 2018'den beri yapılan sınır ötesi harekatlar ki bunlar Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi çerçevesinde meşru müdafaa kapsamı içerisinde yapılan harekatlardan sonra o bölgede batıdan doğuya doğru baktığımızda haritada Sinat'ta, Haftanin'de, Metina'da, Zap'ta, Hakurk'ta, Avaşin'de ve Basyan'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üsleri bulunmaktadır. Ordumuz bu bölgede gerek sınır güvenliğini gerekse sağlamakta, gerekse de terör örgütüyle terörizme karşı ve terör örgütüne karşı kahramanca mücadelesini sürdürmektedir. Efendim, şu anda bu bölgeye baktığımızda, biraz önce siz de ifade ettiniz Oylum Hanım, çok katılıyorum ifadenize. Bu bölgede İran'ın Irak üzerindeki etkisi yadsınamaz vaziyettedir. Yani şu anda bu bölgede İran destekli milis gruplar Irak'taki PKK unsurlarıyla işbirliği içerisindedir. Bunun altını çizerek söylüyorum. Tabii. İran istediği kadar haberimiz yok vesaire falan bunlar diplomatik yalanlar söylemesine gerek yok. İran'ın Irak üzerindeki etkisi alenen bu saldırıyla da bir kez daha kendini göstermiştir. Bölgenin Türkiye'nin güneyine doğru baktığımızda hepimizin artık bildiği bir konu var. Fırat'ın doğusunda yani Suriye'nin bölgesinde evet o tabarekli olan M4 Güney Karayolu'nun güney doğusunda olan bölgede Amerika Birleşik Devletleri maalesef ve Fırat'ın güneyinde ise yine İran'ın
unsurlarının olduğu bilinmektedir ve bu bölgelerde gerek Suriye bölgesinde gerek Irak bölgesinde harekat alanlarında Kuzey Irak'ta ve Orta Irak'ta İran'ın Irak üzerindeki etkisi oldukça fazladır. Irak bu anlamda yönetsel olarak çok egemen, çok bağımsız, kendine karar alabilecek bir noktada görülmemektedir. Tabii bu haritaya baktığımız zaman da özellikle bölgede efendim PKK'ya, Yahut terör örgütüne destek veren küresel aktörleri de biliyoruz. Bunlar da bizim malumumuzdur. Dolayısıyla buraya baktığımız zaman efendim Irak'ta İran'ın terör örgütüyle ilişkileri çok girift seviyededir, karışık seviyededir. İran bu bölgede Irak'ı ciddi manada etkilemekte ve bu bölgedeki perde arkasındaki güç olarak bulunan örgütlerden ve küresel aktörlerden bir tanesi olarak, bölgesel aktörlerden biri olarak gözükmektedir. Peki Irak'ın kuzeyindeki demografik yapıya, siyasi yapıya baktığımızda ne görüyoruz? Burada bildiğiniz üzere Irak Kürt bölgesel yönetimi var. Bu da tabii kendi içerisinde Barzani ve Talabani olarak ikiye ayrılmış vaziyette. Baktığımızda Barzani unsurları, bunlar KDP unsurlarının Erbil bölgesinde yoğunlaşan bu unsurlar etnik olarak PKK'ya daha yakındır. Tabii. Talabani ise hem etnik hem de ideolojik olarak yakındır ve Evet. İran'la birlikte hareket etmektedir. Dolayısıyla bu bölgede baktığımız zaman şöyle bu üst bölgelerimiz bulunduğu Gara hariç bölgelerde ve üst bölgelerimiz var. Bu bölge ciddi bir İran'ın etkileşim içerisinde bulunmaktadır. Talabani unsurları aşağıya Süleymaniye bölgesine taşınmış ve PKK dahil o bölgede artık meskun mahal aşamasına geçmiştir güneyinde. Türkiye diplomatik olarak şunları yapmaktadır. Özellikle Irak Kürt bölgesel yönetiminden bu bölgedeki terör unsurlarının çıkartılmasına yönelik olarak diplomatik girişimlerde bulunmasına rağmen Barzani unsurlarının hem bize hem de İran'a karşı ben çok samimi olduğunu, ikili oynadığını değerlendiriyorum. Bugüne kadar Tabii. somut bir adım atılmamaktadır. Evet. Burada tabii şu da dikkatimizi çekiyor Oylum Hanım, Sayın Hocam, Köni Hocam. Malumunuz Aralık'ın 19'unda Türkiye-Irak güvenlik toplantısı oldu biliyorsunuz. Daha çok yakın. Burada yapılan anlaşmalarda alınan kararların önemli bir bölümü terörle mücadele üzerineydi. Şöyle müsaadenizle birkaç unsuru başlık olarak söyleyeceğim. Ülkelerin birinde herhangi bir alanda yaşanan gelişmenin diğer ülkeyi de doğrudan etkilemesi öne alındı. Ve PKK terör örgütünün topraklardan tasfiye edilmesi her iki ülkenin de ve Türkiye'nin de terör örgütüne müdahalede her türlü yardıma hazır olduğu deklare edildi. Bu anlaşma, bu görüşmeler olumlu bir istikamete doğru gidecek noktadayken tabii ki bu saldırının olması da zamanca çok klasik olacak ama etkenlerden biri olarak manidar bir durum arz etmektedir. Evet. Efendim Sayın Oylum Hanım, PKK bu bölgede bir paravan terör örgütü konumundadır. Bu baktığımız zaman bölgede özellikle Suriye'nin doğusu ve Irak bölgesine baktığımızda dünyanın değişik bölgelerinde yani biraz sonra değineceğiz herhalde Gazze bölgesinde veya başka bölgelerde birbirleriyle rekabet halinde olan hatta karşı karşıya gelen küresel aktörler bu bölgede maalesef işbirliği içerisindedir. Baktığımızda Rusya, İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin gerek Suriye coğrafyasında gerekse Irak coğrafyasında söz konusu Türkiye olduğunda gizli bir mutabakat içerisinde oldukları hatta bazı noktalarda açık açık işbirliklerini devam ettirdikleri üzülerek tespit edilmektedir. Bu Evet. Türkiye'nin geleceğe yönelik olarak çok uyanık olmasını gerektiren bir husustur. Bunu da burada ifade etmek istiyorum. Evet, Türkiye 39 yıldan fazla terörle mücadele ediyor. Gerçekten artık bizim bunu sonlandırmamız, bitirmemiz lazım. Milli gücümüzün önemli unsurları yani askeri güç, ekonomik güç, demografik gücümüzün büyük bir bölümü yaklaşık 40 yıldır bu bölgeye ayrıldığı için bunun da bize tabii vermiş olduğu olumsuz etkileri de hepimiz yaşıyoruz.